Arkadaşlar merhaba. İsmim Ümit Altınay. Türk Halk ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite olmuş, ulusal yeterliliğe sahip kalibrasyon, deney, belgelendirme, kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilen kuruluşlarda sınav yapıcı ve değerlendirici eğitim uzmanı olarak görev almaktayım. Peki, site yönetimi nasıl kurulur? Değerli arkadaşlar, site yönetici seçilmeden önce site içindeki binalarda kat maliki yönetimi oluşturulması gerekmektedir. Yeter sayısı, kat malikleri kurulu, kat maliklerin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verilir. Vergi türleri kendi işlerinde belli kodlarla isimlendirilir. Gelir vergisi başkanlığına ait vergi listesinde oldukça fazla sayıda vergi çeşidi olmasına karşın başlıca vergi çeşidi dendiğimizde karşımıza veya aklımıza 7 adet vergi gelmektedir. Nedir bunlar? Taşınmaz mülkiyetin konusu nelerdir? Birincisi arazi, ikincisi tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, ayrıca kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz mülkiyetini oluşturmaktadır. İmar Kanunu'nda genel hükümler ve amaçlar kısmını beraber inceleyelim. Bu kanun yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabi zemin kazılması. Evet, binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla bina cephe hattından yola kadar olan kısımda zeminin kazılarak yaya kaldırımının seviyesinin altına düşülmesine müsaade edilmez. Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye tabii ki yetkisi bulunmaktadır. Peki kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği. Bakınız, kat mülkiyeti arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerde bağlantılı özel bir mülkiyettir. Peki vergi uyuşmazlıkların çözüm yolları nelerdir? İki tane çözüm yolu var. Birincisi idari çözüm yolları, ikincisi yargısal çözüm yolları. İdari çözüm yolları nedir? Uzlaşma, vergi hatalarının düzeltilmesi. Yargısal çözüm yollarına baktığımızda, evet arkadaşlar, diğer konularla tekrar birlikte olacağız.